Sağdan galibiyetle ayrılmalar halinde 8. sıraya yükseliyorlar. Aksi takdirde kaybetmeleri halinde. Evet, bu arada direkt kaleye şut ve kalecimiz Ali Bulut'tan son derece kritik bir müdahale. Kaybetmeleri halinde ise yine 9. sırada kalıyorlar. Bu gece sezonun son maçı kalıyorlar. Bu gece sezonun son maçı ligin son maçı ve bu arada tehlikeli bir atak umarım. Ve bu arada bakıyoruz. Evet. Maçın ikinci dakikası dolmadan rakipten, ev sahibi takımdan gol geldi. Skor 1-0. Arkadan yapılan müdahale Talas Oyak. Hadi be. Hadi be Emrah. Evet, bakıyoruz. Taçımızı yayınlıyoruz. Daha öncesinde bu sahada hiç maç yayınlamadık. Evet, direkt kaleye şut. Evet, oyuncularımız ilk yarıda bakıyoruz. Bu arada Talas Oyak'tan müdahale. Tekrar Tahir Soyak'ın önünde kalan top. Rakip topu kontrol etti. Direkt kaleye şut. Ve Ali Bulut'tan dönen top. Evet, direkt kaleye şut. Ege'ye çarpan top Kumuşadı ve kalecimiz Ali Bulut kontrol etti. Talas Oyak bakalım. Aslanım Talha. Evet, skor 1-1. Talas Oyak Ali Bulut'tan uzun bir top. Direkt hızlı bir şekilde oyunu başlattı ve skor 1-1. 9 numaralı oyuncumuz Talha Soğuk. Bravo Ege. Devam et Ege. İleri çıkın. Çık Ege, çık. Evet, Ege Mert'e yapılan müdahale sonrasında tekrar hakem faul düdüğünü çaldı. Evet, rakipten ikinci faul. Evet, bakalım buradan bir gol gelecek mi? Bu defa topun başında Talha Soyak ve Emrah Çınar ikilisi topun başında. Hadi be! Evet, 1-1. Evet, son derece klas bir şut ve kalecimiz Ali Bulut'tan kritik bir müdahale. Bu arada bakıyoruz, Talha Soyak bir sakatlık geçirdi. Umarım herhangi bir şey yoktur. Evet, ayak topuk bileğine sert bir şekilde yanlış bastı. Açıkçası. Evet, 10 numaralı oyuncumuz Tunahan. Evet, Ege Mert'ten klas bir derinlemesine ara pası ve son dokunuş, temiz bir vuruş. Tunahan'dan geldi, skor 2-1. Ev sahibi takım 1, Lipos Lir 2. Tebrikler beyler, bravo Tuna. Adamsın Ege. Evet, Ali Bulut'tan muhteşem bir kurtarış yine. Bakıyoruz, top tekrar rakibe döndü. Evet, rakip iki oyuncumuzu birden geçmeyi başardı. Bu arada Ege Mert'meyi başardı Emrah Çınar'a. Klas paslaşmalar sonrasında Talha Soyak'tan, 9 numaralı oyuncumuzdan maçın 3. golü geldi. Skor 3-1. Evet, Emrah Çınar Talha Soyak'a bıraktı. Talha Soyak da topu yumuşak bir şekilde kale ağlarına göndermeyi başardı. Evet, bakıyoruz. Skorboard'u değiştirin beyler. Evet. Evet, bakıyoruz. Korner. Evet, Tunahan topu kontrol etmeyi başaramadı. Evet, kalecimiz Ali Bulut parmak uçlarıyla topa dokundu, kornerden gelen topa. Evet, yine kalecimiz Ali Bulut'tan klas bir kurtarış. Evet, iki net pozisyon üst üste. Evet, rakip kaleci bomboş kaleye topluyor. Evet, Talha'dan uzun bir... Evet, Tahir'den direkt kaleye şut. Ve rakip kaleci topu taca çelmeyi başardı. Evet, bakıyoruz. Tahir Soyak hemen yanında. Ege Mert. Emrah abi, Emrah abi.
Evet, Ege'den arka tarafta Tavas Oyak'a bakalım. Evet, rakibe çarpan top. Penaltı, evet, bu arada penaltı, evet. Rakibin müdahalesi sonrasını, evet. Evet, penaltı, hakem penaltı dedi. Ali. Evet, rakibi itiraz ediyor, itirazda bulunuyor. Penaltı değil diyor. Top kale alanına gidiyordu. Dirseğiyle müdahalede bulundu. Evet, topun başında Emrah Çınar. Evet, rakip kaleci penaltıyı kurtarmayı başardı maalesef. Dirseğiyle müdahalede bulundu. Evet, topun başında Emrah Çınar. Evet, rakip kaleci penaltıyı kurtarmayı başardı maalesef. Evet, maalesef Emrah Çınar penaltıyı değerlendirmeyi başaramadı. Evet, hakem tekrar geriden taç atışıyla oyunun başlamasını istedi. Maalesef Emrah Çınar penaltıyı değerlendirmeyi başaramadı. Bu arada direkt evet, oldukça sert bir şut, dönen kale direğinden dönen top ve rakip oyuncu topu kale ağlarımıza göndermeyi başardı. Evet, penaltı sonrasında, kaçan penaltı sonrasında gelişen 3-3 maalesef kaçan bir penaltı var. Rakip kaleci topu kurtarmayı başardı penaltı pozisyonunda. Hadi be, maalesef. Skor 4-3. Oyuncularımız rakip oyuncuyu tutmayı başaramadılar ve peş peşe 2 dakikada gelen 2 gol var. Skor 4-3 oldu maalesef. Oyna Ali. Oyuncumuz ve maalesef yapılan hata sonrasında skor 5-3. Hadi be, yapma be Ege ya. Üretmeyi başardı tekrar. Evet, rakip araya girdi. 3'e 1 yakalandı oyuncularımız. Evet, Ali Bulut'tan son derece kritik bir müdahale ve evet, tekrar korner. Canlanın beyler, canlanın. Aslanım Tala. Evet, skor 5-4. Hadi beyler, bırakmayın, asılın. Emrah top iste. Aslanım Emrah, adamsın. Evet, güzel, klas bir dönüş ve temiz bir vuruş, topu kale ağlarına göndermeyi başardı 61 numaralı oyuncumuz Emrah Çınar. Evet, skor 5-5 oldu. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Maçtan kopmadılar. Evet, kalecimiz Ali Bulut'tan son derece kritik bir müdahale. Korner tekrar ev sahibi takımın. Geriye bakın, 8 numaraya bakın biriz. Evet, Ali Bulut'tan son derece kritik bir müdahale ve bakıyoruz. 5-5. Geliyor, dikkat kaleciye dikkat.
Hadi Ege, at Ege, at. İşte bu aslanım Ege. Evet, skor 6-5 oldu. Gel Ege, gel 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 gel. Adamsın. Tunacığım, bir şey söylemek ister misin? Yok, bugün iyi oynamadık. İyiydi, iyiydi, güzel, boş ver. Maçı satıp da gelmeyenler utansın değil mi? Kim, Ertuğrul mu? Ertuğrul. Allah Allah. Ali, adamın. Yemin ediyorum adamdın ha. Vallahi pozisyonları izlediğin zaman ne demek istediğimi anlayacaksın. Emrah, bir şey söylemek ister misin yani? Yok. Son maçımızdı. Evet, güzel bir son maçtı. Güzel bir galibiyet. Harry Potter! Diyecek. Söyleyecek. Son maç kazandık. Mutluyuz. Satışlara selam olsun. Seneye yeni transferlerle zirveye oynamaya kaptan düşünüyoruz. İnşallah. Kaptan hafif olduğum, az geri alayım seni. Kaptan olduğum her maçta sağdan galip. Galibiyetler diliyoruz. Sabah kalktın İspanyolca. Dos Santos. Dos Santos. Teşekkür ederim herkese. Rica ederim. Sağ olsundan. 6-5'lik skorla galip ayrılmayı başardılar. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. 9. sıradan 8.liğe yükseldiler ve bu gece oynadıkları maç sezonun son maçıydı. Sezona burada Liposli'ye son verdi. Oyuncularımızı tekrar canı gönülden tebrik ediyorum. Özellikle bu gece maça gelmeyen diğer arkadaşlar için ise buradan tabii ki söyleyecek sözlerimiz var. Ama ekran karşısında değil, direktmen kendi yüzüne söylememiz gerekiyor. Tabii ki sakatlarımız vardı. Mustafa Çiftçi sahada yoktu. Burak Çınar yine sahada yoktu. Selçuk Akbulut misafirler olduğu için maça gelemedi. Ve özellikle bizi yarı yolda bırakan Ertuğrul Çınar, sana da afiyet olsun diyoruz. Yarın akşam tekrar 20.00'da Bellator's Antwerpen'in maçı var. Onlar da ligin son maçına çıkıyorlar. Bildiğiniz gibi dün akşam Paytat Antwerpen'in maçı vardı. Rakip forfe verdiği için direktmen Paytat Antwerpen ikincilik sırasına yükselerek playoff oynayarak biri üst lige çıkmak için hak kazandı. Tabii ki o maçın da yine çekimini gerçekleştireceğiz. Bizleri YouTube kanalımızdan takip etmeyi unutmayın. Abone değilseniz abone olarak bizleri yine takip edebilirsiniz. Önümüzdeki sene, önümüzdeki sezon yine futsal maçlarına, özellikle takımlarımızı yalnız bırakmıyoruz. Yine çekimlerimizi inşallah gerçekleştireceğiz. Unutmayın, YouTube kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, dostça kalın. Bir sonraki maçlarda, bir sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere. Hamza Usta'dan saygılar.